Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Binance e, Türkiye borsasının mobil uygulamasından bahsedeceğim sizlere. E, birçoğumuz Bitcoin'imiz Binance borsasının işte global hesabına veya global sitesini veya e, T yani Türk kullanıcılar için açmış olduğu Binance TR borsasını bilgisayardan kullanıyordur. Bazılarımızsa e, mobil uygulamadan telefondan kullanıyorlar. Şimdi bu videoda e, telefondan e, kullanımı göstermek istiyorum. Şimdi e, borsa üye olmak için öncelikle üye olmayanlar için video altındaki e, açıklama kısmındaki en üstteki linkten e, üyeliğinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde e, bir tanıtıma başlamak için ise şimdi ana sayfadayız arkadaşlar. Diyelim borsa'yı açtık sağda cüzdan kısmı var. Cüzdan kısmına geldiğimizde elimizde var olan coin'leri buradan e, görebiliyoruz. Listeleniyor yani. Mesela buraya biz e, Binance TR borsasına para yatırmak istiyoruz farklı bir borsadan. Onun için yatırmaya tıklarız. Yatırmaya tıkladıktan sonra mesela hangi coin'i biz buraya göndermek istiyoruz? Örnek olarak da diyelim. E, şuradan mesela Ethereum diyelim biz buraya göndermek istiyoruz. Burası Ethereum adresimiz. Buradan Kopyalıyoruz. Mesela diyelim ki e, BTC Türkten BTC Türkiye. Bu kopyaladığımızı oraya BTC Türkiye e, çekme kısmını yapıştırdığımızda, oradan Binance TR hesabına e, göndermiştim işlemi, işlemi yapıyor. Ancak burada önemli olan nokta A seçeneği arkadaşlar. Şu en üstte mesela erc 20 ve Bep 20 diyor. Gönderecek olduğumuz borsada ve alacak olduğumuz borsada A seçeneği aynı olmalı arkadaşlar. Bunu kesinlikle dikkat etmeliyiz. Yoksa ayrı ayrı A, seçene, A seçeneği yaparsak paramız e, kaybolabilir. Para yatırmak bu şekildeydi. Yani Binance TR borsundan farklı bir borsaya e, para yatırmak içinse şu çekme seçeneğine tıklıyoruz. Buradan mesela ne diyelim ki USDT'yi tıkladık. Ondan sonra buraya üstteki kısım adres kısmı. İşte Binance Global veya e, BTC Türk Parobi gibi boslardaki USDT coin adresimizi üstte yapıştırıyoruz, yazıyoruz. altta da miktarı yazdıktan sonra gönderim işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani miktarı istediğimiz kadar yazabiliriz ve max dediğimizde tutar seçeriz. Çekme dediğimizde buradaki Binance TR'deki USDT'lerimiz gönderecek olduğumuz artık BTÇ Türk para veya neresi ise oraya gönderiliyor arkadaşlar. Ondan sonra ana sayfaya geldiğimizde sağ üst köşede kafa işareti var. Oraya tıkladığımızda burada mesela üst kısımda kimlik doğrulama var. İşte e, belli limitler var. O limitleri aşmak için işte para çekirme, yat, çekme yatırma kimlik doğrulama yapmamız gerekiyor. Yine Google Antikotör yaparsanız da veya SMS doğrulama güvenliğiniz açısından yararlı olur arkadaşlar. Onun haricinde yine sağ üst köşede transfer kısmı var. Transfer kısmı. Mesela burada diyelim ki Bitcoin'imiz var. Üstteki Binance TR şu anki kullandığımız borsa. Alttaki de diğer Binance Global borsa hesabı. Oradan yani buradan diğer Binance borsasına, global borsaya ücretsiz, komisyonsuz bir şekilde coin gönderebiliyoruz arkadaşlar. Burada Bitcoin seçeriz, Max deriz. Sonra transfer onayla dediğimizde direkt gönderim şu gerçekleşiyor. Hiçbir komisyon ve ücret ödemeden bunu yapıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde gösterecek olduğum sizlere ortada piyasa kısmına oraya tıkladığımızda en soldaki favoriler kısmı favorileri aldığımız coinler gözüküyor. TR kısmı ise TR'ye Türk lirası cinsinden var olan coinler burada listeleniyor. USDT yani dolar cinsinden listelenen coinler de burada listeleniyor arkadaşlar. Boost cinsinden listelenenler de burada görünüyor arkadaşlar. Mesela birisine mesela ne, ne yapalım USDT'de Bitcoin'e tıklayalım. Burada ilk açılan mesela grafiği görüyoruz. Buradan mesela Bitcoin'in artış azalış grafiğini görüyoruz. 15 dakikalık olarak 1 saatlik sonra 4 saatlik bunu ayarlayabiliriz. Ben 4 saat diye öneriyorum arkadaşlar. Doğruluk payı en yüksek olan çünkü 4 saatliktir. Buradan grafiği görebiliyoruz. Bitcoin almak veya satmak istersek al veya sata tıklıyoruz. Buradan alım satım penceresi açılıyor. Ondan sonra piyasadan, limitten, ondan sonra stop limitten ve o emirlerinden alım satım yapabiliriz. Mesela piyasa emrini girdiğimizde buradan örnek olarak Bitcoin almak istediğimiz miktar buraya yazarız. Mesela diyelim ki 15 dolarlık şu an elimde coin olmadığı için hata veriyor ama miktar yazdığımızda sonra veya %100'e getiririz veya belli bir olan dahil yaparız al BTC dediğimizde Bitcoin'i alıyor arkadaşlar ondan sonra limit emrinde de alış yapabiliyoruz satış emrinde de piyasa limiti kendi stop limit hepsini kullanabiliyoruz limit piyasa piyasa emri stop limit ve oca ile alakalı daha önceden detaylı bir şekilde anlattığım videom var arkadaşlar eski videolarında inceleyip onları izleyebilirsiniz iyi bir şekilde o şekilde oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar onun haricinde şu al geldiğimizde yine şu sağda emirler var. Emirlere girdiğimizde burada da yaptığımız işlemleri, alım satımları buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde yine şurada yatırma kısmı var. Az önce göstermiştik. Türk lirası kısmı var. Türk lirası kısmından Türk lirasını tıkladığımızda Burada bank hesabından TR borsasına nakit para aktarım yapabiliyoruz arkadaşlar. İster işte Vakıf Bank, Ziraat Bankası Vakıf Bank'ta sadece havale işlemi yapıyor. Ziraat Bankası'nda havale ve EFT işlemi yapıyor arkadaşlar. Diğer bankalarda da EFT işlemi. Buradan bu verilen İBAN adresine paramızı yatırdığımızda buradan Binance borsamıza yükleme işlemi, TL yükleme işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Onun haricinde Binance borsasından Binance borsasındaki Türk liralarımızı yani tabii ilk önce paramızı Türk liramızı mesela buradan para çekmek istiyoruz. Mesela TRY'ye gireceğiz. Artık hangi coin'de paramız varsa buradan mesela BTC TRY vardır. Bitcoin'imiz vardı. Buradan Bitcoin'i satarız yani. Sağ taraftaki Türk lirası olarak artık sat deriz. Hepsini seçip yüzde yüzünü sattıktan sonra Türk lirasına döndürülür paralarımız. Yani hangi coin'de paramız varsa buradan para çekmek istiyorsak bankaya Türk lirasına çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde sat sonra coin'lerdeki e, paralarımızı Türk lirasına çevirdikten sonra çekme diyoruz. E, Türk lirası diyoruz. TRY diyoruz. Ondan sonra e, buradan üst kısma miktar yazıyoruz işte ne kadarlık bir çekmek istiyorsak şu an elimde borsada para olmadığı için göstermiyor. O kısmı seçiyoruz. Ona IBAN adresini alt kısma e, yazıyoruz. Ondan sonra da onayla dedikten sonra da göndermiştim işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar bankamıza. Çok da uzun sürmüyor. Ben daha önceden gönderim yapmıştım. Sağ üst köşedeki saat tıkladığımızda da burada yap, daha önce yaptığımız işlemler gözüküyor. Gördüğünüz gibi benim daha önce yaptığım işlemler Orada görünüyor arkadaşlar. Alım satımı gösterdik. Piyasa kısmındaki coin'lerin listelenmesi ve al sat kısmına e, gösterdik arkadaşlar. Yani Binance TR'den normal global Binance borsanın transfer işleminde buradan e, transfer kısmından göstermiştik. Hemen hemen ana hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Daha anlatmadığım kısım var mı? Onu bakıyorum şimdi incelemek istiyorum şöyle bir. Hemen hemen önemli kısımları anlattık. Binance TR borsasına e, üye değilsiniz arkadaşlar. Video altına atacak olduğum açıklama kısmındaki linkten e, üyeliğinizi açabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. E, Verdiğim bu emek karşılığında videomu beğenirseniz e, çok sevinirim arkadaşlar. Destek olmuş olursunuz. E, onun haricinde kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız da videolarımda anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.